Yardımcı oluyor musun? Ana sponsor gibi hissettim dedi. Vallahi bile hani daha film çekmişim, arkamızda damat varmış gibi, inşallah o da olur. İnşallah, neden olmasın? Vallahi. Güzel bir akşam. Göz atma şansınız oldu mu içeri? Attım ben zaten, damata göz atmama gerek yok. Damadı çok iyi biliyorum. Yani kurgu değil. Değil değil hiç vallahi. Kıyafetlerle bir yerde oturuyor restoranda bir arkadaşımız bizim Ayhan. Diyor ki gel gidelim. Ve bir şekilde sanki bizim için giyinmiş gibi. Çetin tamam, öyle buraya yani geldi yani. Teşekkür ederim. Kaç tane galamı çektiysen üstündeki o smokinlerin hepsi damattır yani. Aynen öyle olmasın. Valla ya, çoraba kadar bak ha. Valla. Belki de baksana kadar. Onu göstereyim ama pantolonu çekeyim yani. Valla teşekkür ederim. Beyaz ayakkabı, takım elbise, kıyafet altına çok konuşup ustasına soralım. Yani değişik bileni. Tamamen bir styling yani bu. Abi işte yani 7-8 tane şeyim var, smokinim var damattan. Onu da giyeriz beyaz ayakkabıyla yani. Ama gerçekten çekmişsiniz öyle şey. Bir şekilde ürün tabii ki önemli ama stil oluşturmak ondan daha önemli. Yani o yüzden herkesin yani önemli bir şey var. Moda geçici, stil kalıcıdır. Aynen. Çetin onu yani çok rahatlıkla ifade ediyor. Çetin'e size soralım. Takım elbisenin hayatınızdaki yeri, o kravat takmanın... Ya kravat takma çok yok bende biliyorsunuz. Ama takım elbise giyerim yani böyle önemli günlerde. Ya en azından o günler için var. Ve 3-4 tane takım elbisem var. En son gene aldım. Hatta öyle bir şeyimiz var ki, öyle bir ilişkimiz var ki ben telefon açıyorum getiriyorlar bana abi. Çünkü bedenim medenim her şeyim var orada. Ne kilo aldık ne kilo verdik öyle kaldık. Kimi seviniyor mesela? Seçimlerinizi kimler yapıyor? Bak genelde kendim yapıyorum ama Süleyman Bey'in yani Süleyman abi. Ekibi yapıyoruz herhalde. Evet kesinlikle ekibe bırakıyorum ben yani. Getirdiği hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Mesela ben şunu gördüm. Ne arkadaşlar? Martı, İstanbul'un sembolü ve kırmızı. Bu bizim sembolümüz. Markanın, Yes Damat markasının sembolü. Yani bir anda baktığın zaman tanıyorsun. Peki size güzel oldu. Röportajları mı izlesen çok demek ki dikkat etmemişsin. Evet, görüyorum, ediyorum. YouTube'da bana karşına çıkıyorsun. Görüyorum, görüyorum. Size şöyle bir soru yönetim efendim. Sanatçıların, ünlülerin stil danışmanıyla çalışmaları daha doğru mudur? Yoksa kendi fikirleriyle, kendi özgür güzellikleriyle giyinmeleri daha mı doğru? Hangisi daha... Ya şöyle, yani ben biraz daha yani farklı bir açıdan bakacağım buna. Yani aynı zamanda ben akademisyen, marka yönetimi dersi veriyorum Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Hep şunu söylüyorum, yani herkesin kendine göre bir stili vardır. Ama değişime ve yeniliklere de açık olmak ve aynı zamanda üçüncü bir gözle de bunu harmanlamak gerekiyor. Bilmiyorum doğru cevap oldu mu? İşi de bilene bırakmak lazım. İşi de bilene bırakmak lazım kesinlikle. Yani ne bileyim sporu nasıl tek başıma yapmıyorum. Bazen işte hocam oluyor, beni yönlendiriyor filan. Para yapmıyoruz gerçi ama. Yine son kararda. gene evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.